Eskişehir Belediye Başkanı adayınız kimdir? Mustafa Bozbey, başkası tanımak. Neden abi? İş yapıyor, çalışan bir insan. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Nülüfer'de yaptıkları. Ben de o mahallede oturuyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Ama adam şimdi şeyler geliyor direkten seçimler. Çamur atıyorlar. Yok orada bilmem ne yapmış. Orada bilmem. Geçin bunları. Seçimden sonra unutulur. Peki ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Sen bana şimdi cevap ver. Cevap vereyim abi. Neden EYT'yi çıkardın abi? Neden çıkardık abi? Söyle bakayım. Sen ben çıkarmadım ki abi. Kim çıkardı? Nasıl? Ben 67 yaşındayım. Evet. 8000 iş günüm vardı benim. Evet. Bak evet. İyi dinle burayı. Evet, dinliyorum ben abi. 8000 iş günü olmama rağmen evet. işime devam ettim. Evet. Bak iyi dinle. Evet. Ondan sonra ne oldu? Ha dedim kenara çekildim. Ne kadar prim ödersen o kadar düşük maaş alırsın. Ne oldu? Evet. Benim ne günahım var kardeşim? Neden EYT'sen 40 yaşındaki adam emekli yapıyorsun? Çalışsınlar. Niye, evet. niye emekli? Ama sen onu emekli yapmasaydın ben emekli olarak o parayı bana verecektim. Ben evet. refah içinde yaşayacaktım. Evet. Sana saygı duyacaktım. Duymuyorum. Neden? Benim hakkımı başkasına veremezsin sen. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlik yaptım. Buraya ben her türlü bedelimi ödedim. Doğru. Dışarıdan gelen benden daha rahat çarşıda geziyor. Benim işim haftada bir kere çarşıya çıkıyor. Diğer vatandaşlar her gün çarşıda. Aradaki fark nerede çalışıyor bunlar? He? Nerede çalışıyor? Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Kimseden de çekinmiyorum. 10 Kasım'da Ankara'dayım. 10 Kasım'da Ankara'dayım. Torunuma gittim. O Atatürk'ün, rahmetlinin olduğu yer var ya, bu genç çocuklarımız doluydu, dolu. Ben biliyorum orada abi. Kim isterdim biliyor musun? İki tane şöyle var ya, sana namaz kılan. Şey. Nerede yoktu onlar? Neden yoktu? Herkes vardı orada. Herkes. Resimleri vereyim isterseniz atın. Adım Şükrü Fişek. Ben de gittim abi. Ben de. Ha, 10 Kasım'da orada biliyorum bir tane abi. Yoktu. Neden yoktu? Nedeni bana açıklar mısın? Bak orada genç çocuklar var. Şu delikanlılar var ya, helal olsun. Hepsinin elinde bayrak vardı. Helal olsun o abi çocuklar. Ülkenin, o anne babaya helal olsun. Bu ülkenin kurtarıcısı. Hangi şeyse yayınlayın bunları. Yayınlayacağım abi. Atatürk'e saygısı olmayan kimseye saygısı olmaz. Ben de şey yapıyorum. Seninle aynı ben sana gibi. Bir şey söyleyeyim mi? O var ya o. Nurlar içinde yatsın. Başka bir abi şey demiyorum. Abi çalışmadan para kazananları biliyoruz. Çalışmadan para kazanan her köşeyi tutanları da biliyoruz. Merak etme abi. Yok, bu ülke gelen şey liderler. Şu iki şeye inansalar, Atatürk ilke ve inkılapları bir, ikincisi peygamberimizin kanunlarına inanıp iş yapsalar bu ülke refah içinde yaşıyor, bu kadar. Evet. Bir örnek daha vereyim kısa, yani uzattım ama sinirim var. Bir şey söyleyeyim, Nevşehir'deydim ben, arkadaş evet. biliyor, benim torunumun voleybol maçları vardı. Otobandan geçtim ben, evet. git gel, kaç para verdim Ankara otobanında biliyor musun? Kaç para verdin abi? 550 lira para verdim. Oraya neyle yapıldı efendim? Benim verdiğim vergilerle, evet. benden para almayacaksın sen. Almayacaksın. Benim otomobilim var. 4 tane vergi veriyorum. Ha, anlatabildim evet. mi? Sen otobandan para almayacaksın. Evet, ben verdim sana vergimi. Şimdi şöyle otomobillere gir zaten ha. abi. Ben yaptım oldu. Mesela kaç kere vergi verdin bir otomobil? 4. 4 kere. O reva mı abi ya? Değil ya. Bak abi kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Başınızı arttım. Hepinizden de özür dilerim. Biraz sert konuştum. Bravo, ben yaşadım. 67 yaşındayım. Ben burada 20 ay askerlik yaptım. Askerlik yapmayan adama benim paramı yediremezsin sen. Git o zaman doğru, memleketine. Doğru abi, doğru. Bu vatana giremezsin sen. Misafirsen defol git. Bu kadar sert. Anladım abi. Bunlar hangi şeysi de yayınla. Hiç çekinme. Sorun yok.